hepsinin de önünde ucuz elektrik ve Türkiye'nin geleceği ve yarınları için Vatan Partisi sahada doğru eylem çizgisiyle vatandaşlarla birlikte elektrik kurumlarının özelleştirilmesinden değil, kamulaştırılmasından yana eylemlerini devam ettiriyor. Yurt genelinde bu eylemler yayılıyor. Şimdi İstanbul Kadıköy'de Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Erdoğan Aslanoğlu bir açıklama yapıyor. Yapılan açıklamayı getiriyoruz ekranlarınıza. Kadıköy İlçe Başkanlığı olarak ucuz elektrik ve güvenlik için kamulaştırma basın açıklamamızda gelen vatandaşlarımıza, polis arkadaşlarımıza hoş geldin diyoruz. Basın mensuplarına hoş geldin diyoruz. Değerli basın mensupları, kıymetli Kadıköylüler, elektrik başta olmak üzere enerji fiyatlarına gelen yüksek zamlar halkımızın, esnafımızın, çiftçimizin, sanayicimizin, bütün üreticilerimizin belini bükmüş, üretim şevkini kırmıştır. Bir yıla yakın süredir Vatan Partisi olarak uyardığımız enerji krizi bütün dünyayı sarmış ve ülkemizde bu krizden nasibini almıştır. Fakat ağırlaşan enerji krizinin faturası halkın omuzlarına yüklenemez. Günlerdir Kadıköy esnaflarını ziyaret ediyoruz. Esnafımız faturalarını camlara asarak tepkisini dile getiriyor. Bu çığlık bir uyarı çığlığıdır. Türkiye'nin üretimine, ticaretine vurulan darbeyi engellemek için hükümet yetkililerine bir uyarı niteliğindedir. Vatan Partisi olarak hiçbir zaman sadece tepki gösteren muhalefet tarzı izlemedik. Her konuya ilişkin çözümlerimizi sunduk. Çünkü biz bu memleketin sahibiyiz. Hükümette olmadan da memlekete faydalı işler, fayda sağlamak için çalışıyoruz. Enerji fiyatlarına gelen zamlar üzerine Kılıçdaroğlu CHP'sinin çözümü de belli oldu. Faturayı ödeme. Bu çözüm olmayan gayri ciddi bir çözüm. Çünkü lügatlarında kamulaştırma yok. İlkelerinde devletçilik yok. Halkçılık yok. Varsa yoksa milleti birbirine düşürmek, millet ile devleti karşı karşıya getirmek var. Bu yüzden de iktidar olamazlar. Benzin al ödeme, doğalgazı kullan ödeme. İstanbul'da toplu taşımaya bin ücretlerini ödeme, ekmek al ödeme. Sözün kısası ve özü Kılıçdaroğlu kaos ve anarşi diyor. Vatan Partisi çözümü olan tek siyasi partidir. Ve çözümlere hazır olan parti olarak halkın sevgisini, desteğini ve çözümlere hazır olan parti olarak milletimizle kaderimizi birleştiriyoruz ve milleti birleştiren bir partiyiz. Elektrik, üretim ve dağıtımında özel çıkara derhal son verelim. Çare kamuda çözüm kamulaştırma. Çare kamuda çözüm kamulaştırma. Değerli Kadıköylüler, devlete ait elektrik dağıtım şirketleri özelleştirildi. Sonuçlarını yaşıyoruz. Özel çıkar halkın çıkarını tepesine bindi. Özel şirketler devletten aldığı elektriği aşırı karla satıyor. Hükümet halkı değil, özel şirketlerin çıkarını destekliyor. Dünya çapında oluşan enerji krizine karşı devletimiz şu anda elektriği 2019'un son çeyreğinden daha ucuza dağıtım şirketlerine veriyor. 1 kilowatt elektriğe 2019'da 34.86 kuruşa satarken bugün 31.85 kuruşa satıyor. 1001 dağıtım şirketi 31.85 kuruştan aldıkları elektriği belli bir kilowatta kadar 1 lira 37 kuruşa, belli kilowattan sonra ise 2 lira 9 kuruşa satıyor. Yani 5-7 kat arası fiyat farkı koyuyor. Yine geçmiş yılın verilerine göre dağıtım şirketlerinin bir yılda 135 milyar lira brüt kar ettiğini görüyoruz. O halde soruyoruz. Bu şirketler kamulaştırılırsa karlar nereye gidecek? Vatandaşın faturalarını azaltmaya gidecek, üretime gidecek, ticarete gidecek. Yani yine
Türkiye dönecek. İşte bu sebeple tek çözüm kamulaştırma diyoruz. Tek çözüm kamulaştırma. Enerji dağıtımı kamu hizmetidir. Dahası enerjide halkçı çözüm ülke güvenliği için şarttır. Enerji kar amacıyla değil, toprağın ekilmesi, sanayi çarkının çevrilmesi, çarşılarımızın şenlenmesi, halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumda huzurun sağlanması için ucuza verilmelidir. Kamu eliyle yenilenebilir ve ucuz enerji üreten modellere geçilmelidir. Nükleer enerji üretiminin geliştirilmesi Türkiye'nin geleceği açısından şarttır. Vatan Partisi'nin merkezinde olacağı üreticilerin milli hükümeti özel elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerini kamulaştıracaktır. Yani devletleştirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki hükümetimize öneriyoruz. Üretim ve güvenlik için kamulaştırmaya bir an önce gidelim ve halka ucuz elektrik verelim. Ucuz elektrik. Herkesin hakkı. Ucuz elektrik. Herkesin hakkı. Ucuz enerji için komşularla işbirliği. Dünyada yükselen enerji krizini komşularımızla işbirliği yoluyla aşabiliriz. Rusya, Azerbaycan, İran, Irak, Cezayir ve Katar gibi enerji güvenliğimizi sağladığımız ülkelerle işbirliği yaparak ucuz doğalgaz, ucuz mazot, ucuz elektrik sağlayabiliriz. Vatan Partisi bu amaçla ilgili devletlerle görüşmektedir. Olumlu sonuçlar almak için şartlar uygundur. Yeter ki hükümetimiz Amerika'nın ülkemize ve bölgemize yönelttiği tehditlere karşı dostlarımıza güven versin. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, halkın Türk bayrağı altında haklı eylemlerin başarısı için sorumluluk üretiyoruz. Üreticilerin ucuz elektrik talebiyle yaptığı kitlesel eylemler haklıdır. Bu eylemleri bölücü amaçlarla ve Amerika'nın kaos planlarına hizmet için saptırma girişimlerine halkımız fırsat vermeyecektir. Vatan Partisi olarak bu eylemlerin başarısı için üstümüze düşen görevlerin birincindeyiz. Sadece şikayet eden, tek amacı hükümeti devirmek için fırsat kollamak olan ve yüreği bu topraklarda bu milletle atmayanlara izin vermeyelim. Bu kapsamda Kadıköy'ümüzün bütün siyasi parti başkanlarına, derneklerine ve kuruluşlarına çağrıda bulunuyoruz. Çıkalım sokağa ve esnafa bakalım. Sanayiciye ve vatandaşa bakalım. Sorunu birlikte çözmek için el ele verelim. Elektrik dağıtımını kamulaştıralım. Ucuz elektrik verelim. Zamların geri çekilerek vatandaşımıza rahat nefes aldıralım ve üret diyelim. Saygılarımızla. Özelleştirme değil, kamulaştırma. Özelleştirme değil, kamulaştırma. Değerli basın mensupları, kıymetli Kadıköylüler. Sadece birkaç veri elektrik faturalarının milletin sırtında ne kadar büyük yük olduğunu açıklamaya yetiyor. 2018'den bu yana Türkiye'de elektrik %700 zamlanmış. Elektrik şirketleri devletten birim fiyatını 30 kuruşa aldığı elektriği 2 liraya halka satıyor. Elektrik dağıtım ve pazarlamasında devletin payı sıfır. Elektrik üretiminin sadece %25'i devlet eliyle gerçekleşiyor. İşte bu sayılar her şeyi açıklıyor. Gördüğünüz gibi elektrik dağıtımı şirketlerin çıkarına göre işliyor. Elektrik dağıtım şirketlerine indirimler, halka ise bindirimler yapılıyor. Halk yüksek zamların altında eziliyor. Esnaf, genç, emekli, işçi, çiftçi, kısaca bütün halk bu zamların altında eziliyor. Ucuz elektrik milletimizin haklı talebidir. Türk gençliği olarak çalışmak ve üretmek istiyoruz. Maliyetler artmasın, istihdam alanları daralmasın, üretim azalmasın istiyoruz. Bu zamların, bu fiyatların
üretimi baltaladığını da mı görmüyorsunuz? Şirketlere sesleniyoruz. Siz kimden yanasınız? Şirketlere değil, kamuya hizmet. Şirketlere değil, kamuya hizmet. Şirketlere değil, kamuya hizmet. Evimizdeki ışıkların yanmasını mı istiyoruz? Yoksa bu şirketlerin karlarına kar katmasını mı? Fabrikalarımız çalışsın, bacaları tüssün mü istiyoruz? Yoksa elektrik şirketlerinin zenginleşmesini mi? Türkiye birini seçecek. Geleceğimiz ya aydınlık ya da karanlık olacak. Üretim durmayacak. Işıklarımız sönmeyecek. Öyleyse milletin cebindeki paraya göz diken o şirketler kamulaşacak. Türkiye'nin geleceği aydınlık olacak. Haklı taleplerle başlayan kitlesel eylemlerde üreticimizle yan yana omuz omuzayız. Omuz omuzayız. Çare kamuda çözüm kamulaştırma. Çare kamuda çözüm kamulaştırma. 84 milyon ve yüz binlerce işletme özel şirketlerin, 21 tekelin insafına bırakılamaz. Bu düzeni değiştirmek için sorumluluk üstleniyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafında ucuz elektrik platformlarında halkımıza ucuz elektrik sağlanması ve zamların geri çekilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Zamlar geri çekilecek, elektrik ucuza verilecek. Saygılarımızla. Ucuz elektrik herkesin hakkı. Ucuz elektrik herkesin hakkı. Ucuz elektrik herkesin hakkı. Değerli basın mensupları, Kadıköylüler, basın açıklamamız Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı ve Türkiye Gençlik Birliği'nin yaptığı basın açıklaması burada bitmiştir. Şimdi bir saat imza masası açıyoruz. Bütün Kadıköylüleri imza masalarımızda imza vermeye davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.